nasıl oldu? Nasıl olsun? Acı çekerek ölmek istiyor. Hatırlanmak için. Sen iyi misin? İyiyim ben, sağ ol. Bence iyi değilsin. Yalan söylüyorsun. Sana niye yalan söyleyeyim? Bana değil. Kendine yalan söylüyorsun. Zeynep bak, her zaman bu kadar güçlü olamazsın, tamam mı? İnsanın bazen kendini bırakabilmesi, yanındakilerden güç alabilmesi lazım. Özellikle de etrafında buna gönüllü biri varsa. Neye gönüllü olduğunu bir daha düşün bence. Bak biliyorum bu konu hakkında konuşmayı sevmiyorsun. Ama bu durum travmanı tetikliyor ve... Haklısın. Bu konu hakkında konuşmayı hiç sevmiyorum. Peki. Sen buluştun mu kızla? Hangi kızla? Hangi kız olduğunu biliyorsun. Ece'nin arkadaşı. Herkesten gizli gizli gidip görüştün onunla, biliyorum. Ailesini merak ettim. Belki de göründüğün kadar umursamaz biri değilsin. Berbat bir abisi varmış Zeynep. İyi geceler hocam. Ne yapıyorsun sen bu saatte? Çalışıyorum. Hı. Ne kadar devam edeceksin daha? Vazgeçmeyecek misin? Neyden? Biliyorsun sen neyden olduğunu. Sömürülmekten. Duygusal olarak sömürülmekten. Kimsenin beni sömürdüğü yok. Değil mi? Evet. Sen kendi kendini sömürüyorsun zaten yeteri kadar. Kalmıyor ki başkalarına sömürecek bir şey. Ne yapacaksın? Ha? Ölüm döşeğinde olan her hastaya refakat mi edeceksin? Ellerinden mi tutacaksın? Yanlış bir şey bu. Doğru bir şey yapmıyorsun. Yapma bunu kendine. Ya siz? Siz farklı bir şey mi yapıyorsunuz? Siz de Ece'ye yardım ediyorsunuz. Çık 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 çık. İyi geceler. Yolculuğun sonuna geldik. Bu kadar acı çekmeyi hak etmiyorsun. Ya inatçı bir delisin sen. Yapma. Lütfen yapma. Böyle acı çekmene seyirci kalmayacağım. Yeter artık, tamam mı? Beni hatırlamanı istiyorum. Seni hatırlayacağım, merak etme. Söz veriyorum, hatırlayacağım. Neden? Çünkü iyi birisin. Bunu nereden bileceksin ki? Beni tanımıyorsun. Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. İyi birisin ya da kötü birisin ne fark eder? Bu yaşına kadar bir sürü insanın hayatına dokunmuşsun. Hepsi de seni hatırlayacak. Ailem yok. Arkadaşım yok. Gerçek bir işim bile olmadı. Huzur içinde ölürsem herhangi bir hastadan farkım olmayacak. Ama acı çekerek ölürsem... Bu ikimiz için de korkunç olur. Yapma, lütfen. Ama benim buna ihtiyacım var. Benim yüzümden bir şeylerin farklı olduğunu bilerek ölmek istiyorum. Bu
acı çekmek istiyor. Ağır kesicileri kabul etmiyor. Kendi seçimi. Sen ne yapabilirsin ki? En azından ona ilaç verebilirim ve ağrılarını dindirebilirim. Ne bileyim. Tamam, adam istemiyor demek ki. Bırak, acı çekmek istiyorsa acı çeksin. Bu yaşına kadar zaten acı çekmiş, acı içinde yaşamış. Bari son günlerinde ona... Zeynep, adam hayata gelmeyi kendisi seçmedi. İzin ver. Nasıl ölmek istediğine kendi karar versin. İç şunu. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Beyler, Münir amca varmış buralarda. Tanır mısınız? Yok abi, tanımıyorum. Kolay gelsin. Münir amca varmış burada yaşlıca. Tanır mısın? Münir abiyi mi arıyorsun? Tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Arada bir uğrar buraya. Var mıdır kimi kimsesi? Bir yeğeni olacak da ama. Nerede buluruz onu? Buralarda yakında. Kolay gelsin. Biz hastaneden geliyoruz, doktoruz. Bir hastamız var, ona bakıyorduk. Münir Bey, sizin yanınıza geliyormuş ama. Yo, tanımıyorum. Şuraya da bakalım mı? İyi günler. Kolay gelsin. Zeynep. Boşa uğraşıyoruz. Onun için bir şey yapmak istiyorum ya. Gel bende. Kocanı gördüğünde hala onu hatırladığını söyleyeceğim. Seni hep hatırlayacağım.